Şimdi önce tabi o dönemde biz İslam Radyo biliyorsunuz bir şey vardı. İslam Radyo'nun Türkiye genelinde bir açılma süreci, hızlı bir açılma süreci yaşandı. Biz daha o dönemde Gaziantep'te bir Vahdet FM diye bir radyo kurduk ve bu radyoda kendi inancımızın gereği olan öğretileri yasal çerçeveler içerisinde topluma sunduk ve çok da başarılı bir süreç geçirdik bu noktada. Çok da rağbet gördü. Dolayısıyla 28 Şubat sürecinde uyduruk gerekçelerle başörtüsüne vermiş olduğum destek, başörtüsü mücadelesine vermiş olduğum destekten dolayı tutuklanarak cezaevine konuldum. Cezaevindeyken radyo yandı, yakıldı aslında. O dönemki işte toplumu fişleyen, Müslümanları fişleyen JITEM gibi, BÇ, Batı Çalışma Grubu gibi gayrimeşru gruplar tarafından, devlet içinde odaklanmış gayrimeşru yapılar tarafından radyomuz yakıldı bir şekilde. Ciddi bir mağduriyet yaşadık. Bu süreçten sonra tabii hem ailemiz mağduriyet yaşadı, hem sosyal açıdan, hem ekonomik açıdan ciddi mağduriyetler yaşadık. Yani bu mağduriyetler 5 yıl, 10 yıl sürdü. Benim kendi şahsımda ben söyleyeyim. Şimdi aslında 28 Şubat'ta ilişkin bir şeyler söylemek gerekirse, 28 Şubat görüntü itibariyle yumuşak bir darbedir. Kansız bir darbe girişimidir. Ve darbedir. Bakıldığı zaman çok medeni ve çağdaş gibi görülebilir diğer darbelere oranla. İşte bir 12 Eylül'e veya bir 27 Mart darbesine bakıldığında 28 Şubat daha çağdaş, daha medeni, kadife darbe olarak nitelendirilebilir ama aslında öyle değil. 28 Şubat tüm darbelerin aksine etkileri daha uzun süren ve toplumu bölen, toplumu ayrıştıran ve toplumdaki inanan insanları sosyal ve ekonomik açıdan çökertmeyi planlayan bir darbe girişimiydi. Bu açıdan bakıldığında çok da sonuçları çok daha ağır bir darbedir aslında. Dolayısıyla 28 Şubat'ın o süreçteki asıl hedefi İslam ve Müslümanlardı. Doğrudur. Bunu neden böyle yaptılar? Aslında neden sert bir darbe yapmadılar? Askeri bir müdahale yapılmadı. Çünkü yapamazlardı. Çünkü askeri müdahaleler sonuç vermiyordu. Her 10 yılda bir yapılan darbelerin akabinde Müslümanlar daha gayretli ve daha safları sıklaştırarak tekrar birleşiyorlar ve tabiri caizse ağaç daha gür çıkıyordu. Bunu hesaplayan üst akıl dolayısıyla İslam'ı yumuşatarak Müslümanların o birlikteliğini, vahdetini yıkacak, Müslümanlar arasında nifak sokabilecek bir yol denediler. Aslında 15 Temmuz da bunun bir devamıdır. İşte o süreçte FETÖ gibi ki başta FETÖ olmak üzere örgütlerin devlet içerisinde yapılandırılması sağlandı ve İslam'ın ana arterlerini, asıl mahiyetini bozacak, İslam manifestosunu ortadan kaldıracak, İslamsız bir Müslüman modeli oluşturabilecek bir rol hazırlandı. Dolayısıyla bunu yürürlüğe koydular ama Allah'a hamdolsun ki bunda muvaffak olamadılar. 15 Temmuz'da bütün bunların foyası ortaya çıktı ama çok uzun bir süre geçti. Çok uzun bir süre maalesef Müslümanları ciddi şekilde yaraladılar. Halen günümüzde bile bunların biz acısını çekiyoruz. Zira görüyorsunuz bir takım çevreler, bir takım odaklar günümüzde Peygamber Efendimiz'in hadislerini hedef alarak peygambersiz bir İslam modeli üzerinde halen at oynatıyorlar, oynatıyorlar. Bütün bunların aslında temelde yatan şey 28 Şubat'ta almış olduğumuz yaradır. Çünkü 28 Şubat'ta çok sağlam bir yapı vardı ve bu yapıyı çeşitli şekillere bölerek, tarif ederek ortadan kaldırmayı amaçladılar. Aslında 28 Şubat mağdurlar denince ben yani evet biz bir şeyler yaşadık o dönemde kendimizce ama bugün hala hapishanede yatan 28 Şubat mağdurları ki gerçek 28 Şubat mağdurları bunlardır. Aslında bunlarla konuşmak lazım ve bunların aileleridir. Babalarını görmeden, tanımadan büyüyen, 20 yaşında olan delikanlılardır. Onların kocası bıraktığı eşleridir. Çok zor şartlar altında yaşadılar ve halen yaşamlarını sürdürüyorlar. Bence bu konuda 28 Şubat mağdurlarına yapılacak, gösterilebilecek en büyük vefa, şu an hapishanede yatan 28 Şubat'ın gerçek mağdurlarını yeniden yargılama yolunun açılması
olduğunu düşünüyorum ben. 28 Şubat evrildi. Başka bir evreye geçti. Şimdi üst akıl dediğimiz odak, yani 28 Şubat'ı planlarken bahsettiğiniz gibi İslam'ı ve Müslümanları bir şekilde izole etmek için. Yani onları yok edemiyoruz, bari pasifize edelim düşüncesiyle yola çıktılar. Tamam, 28 Şubat devlet içerisinde evet kısmen nispeten de olsa bunların etkileri azaltıldı. Ama biz bittiğini söyleyemeyiz. Eğer 28 Şubat zihniyeti, yani 28 Şubat'ı üreten üst aklın tezgahı, kumpası bitmiş olsaydı bugün hapishanede 28 Şubat mağdurları, ki bunların birçokları, hemen hemen hepsi Kur'an ürettikleri için, Kur'an kurslarında ders verdikleri için hapishanede yatan insanlar. Bunlar cinayet işlememişler, devletin malını yememişler, gasp etmemişler, ne bileyim ahlaksızlık yapmamışlar, zina yapmamışlar, banka soymamışlar. Sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim ürettikleri için, Allah'ın dinine ilişkin sözleri insanlara öğrettikleri için bir şekilde FETÖ kumpasıyla, FETÖ'lerin savcılarıyla vasıtasıyla hapse atılmış insanlar. Devletin bunları görmesi lazım ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan benim 28 Şubat mağduru olarak hasreten ricam, halen hapiste yatan bu mağdur, ki bunların aileler de en az bunlar kadar mağdurdur, bu insanlara yeniden yargılanma ve iade itibar yolunu açmasını ben diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız merhametli ve şefkatli bir insandır. Eminim ki bu çağrılarımızı toplumdan yükselen bu sesle dikkate alacaktır diye düşünüyorum.